Merhaba arkadaşlar, Artvin Borçka ilçesindeyiz. Burası Borçka'nın tam girişi. Biz Karagöl'e nasıl gidilir videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi tabelada Karagöl 26 kilometre yazıyor. Bu 26 kilometre boyunca size nasıl gidebileceğini, nerelerden gidilebileceğini göstereceğiz. Ayrıca Karagöl'ün iç videosundan da bir kısmını çekim yapacağız güzelliklerinin. Karagöl biliyorsunuz artık Artvin'in turizm odak bir yeri oldu. Çok fazla turist gelmeye başladı. Sadece Ramazan bayramı içerisinde 32 bin turist geldiği söyleniyor. Tabii bu yazı belki de 1 milyona ulaşacaktır. Biz de sizler için nasıl gidilebileceğine dair faydası olabilecek bir video çekmeye karar verdik. Evet arkadaşlar, burası Borçka'nın içerisinde turist aktarım merkezi ve belediyenin sosyal tesisleri. Buradan dışarıdan otobüste gelen turistler buradan minibüslere aktarılıp Karagöl'e getiriliyor. Gördüğünüz gibi çok yoğun. Yani burada gözüken otobüsler var, dışarıda park etmiş otobüsler var. Yani yaklaşık 10 dakikada, 5 dakikada bir birkaç otobüs geliyor, çıkıyor içeri girip çıkıyor. Tesisimiz çok güzel, her türlü imkan var. Bir de karayoluyla tabii gitmek isteyenler var, kendi araçlarıyla. İşte şu güzergahtan böyle devam ediyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz biz. Arkadaşlar şu güzergahtan sonra yaklaşık 8 kilometre sonra Güreşen Kaşköy yol ayrımı var. Oradan sağa doğru dönerek Karagöl'e devam ediyoruz. Zaten tabelası var. Evet arkadaşlar, burası Güreşen Karagöl Muratlı Camili yol ayrımı. Biz sağdan devam ediyoruz. Tabelaları görüyorsunuz. Buradan da yaklaşık 18 kilometre yol var. Arkadaşlar burası Karagöl Camili yol ayrımı. Buradan sonra Karagöl'e doğru dönüyoruz. İşte bu şekilde yaklaşık 5 kilometre buradan sonraki yolumuz. Yol gördüğünüz gibi parke taşıyla. Söylemiştik, burada milli park olduğu için asfalt ya da beton yapılamıyor. Bundan sonra devam edeceğiz yine. Thank you.
Gişe var. Bu gişede araç geçişleri ücretli. Minibüsler 36 TL, taksiler 12 TL, motosikletler de 6 TL. Gişeden yaklaşık 200 metre ileride otopark var. Otopark aracınızı bırakıyorsunuz. Göl kısmı biraz daha aşağıda. Yaya yürüyüşte yaklaşık o da 200 metre. Orada işte piknik alanı var. Yürüyüş alanları var. Tabii gölde tekneyle geziler var. Tekne derken kayıklar. Kayıkla geziler var. Çadır kurabileceğiniz yerler var. Restoran var bir tane. Birazdan oranın çekiminde yapacağız. Görüşmek üzere.